Yusuf Kaplan, İhvan omurgadır. Çökerse felaketimiz olur. Mısır'da doğan İhvan-ı hareketi, İslam dünyasındaki bütün direniş, diriliş ve silkiniş çabalarına öncülük eden önemli bir harekettir. İhvan'ın asıl önemi Osmanlı'nın çökertilmesi ve hilafetin kaldırılmasından sonra İslam dünyasını akidede, fikirde ve siyasette toparlama kaygısıyla kurulan, yola koyulan istikamet üzere olan omurga hareket olmasıdır. Hepimizi idam ediyorlar. Mısır'daki idam kararları sadece siyasi aktörleri cezalandıran kararlar değil. Belki de daha önemlisi Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi başta olmak üzere Mısır'ın ilim ve fikir hayatında belirleyici roller oynayan, sayıları birkaç yüzü bulan ilim ve fikir adamının idam cezasına çarptırılmasıdır. Bunlar Mısır'ın İslami hayatının kremasını oluşturan öncü kişilerdir. Eğer bu öncü kişiler idam edilirse Mısır Mısır'daki Müslümanlar büyük darbe yer ve Mısır'da İslam'ın geleceği tehlikeli bir dönemece girer. Mesele sadece Mısır'la sınırlı değil. Mısır ihvanı, bütün Arap dünyasını besleyen, etki alanı Arap dünyasına aşan İslam dünyasının en güçlü İslami hareketidir. Hint-Pakistan havzasındaki hareketler de, Malay havzasındaki hareketler de, Kuzey Afrika'daki hareketler de, Türkiye'deki başta milli görüş hareketi olmak üzere pek çok İslami oluşum da ihvana doğrudan veya dolaylı olarak çok şey borçludur. Mısır'daki idam kararları İhvan'a nihai, ölümcül bir darbe vurmayı amaçlıyor. Ayrıca Mısır'daki idam kararlarının aslında Mısır'daki darbeci rejimden ziyade Mısır'a darbecileri yerleştiren esas itibariyle Suud üzerinden Selefileri de devreye sokarak ihvanı tuzağa düşüren İngilizlerle, İngilizlerin İslam dünyasını yeniden dizayn etme stratejileriyle ilgili kararlar olduğunu göremezsek, geleceğin kimler ve hangi stratejiler üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını da görmekte zorlanırız. Bin yıllık ehli sünnet omurgayı çökertmek. Yapılmak istenen ne peki? Kısa vadede İhvana darbe vurmak, orta vadede Mısırla Türkiye arasında İhvan üzerinden kurulan bağları koparmak, uzun vadede ise Ehli Sünnet'in iki büyük kalesini oluşturan Türkiye ve Mısır'ı etkisizleştirerek Ehli Sünnet omurgayı çökertmek ve Şia'nın dolayısıyla İran'ın önünü alabildiğine açmak. Özellikle bu uzun vadede yapılmak istenen şey 500 yıl Selçukluların verdiği mücadeleyle kurulan, 500 yıl Osmanlıların mücadeleyle korunan ehli sünnet omurgayı çökertmek. Böylelikle bin yıldır İslam dünyasını akidede, fikirde ve siyasette ayakta tutan korunaklı duvarı kurucu, taşıyıcı ve koruyucu hakikat sarayını yıkmak, tarihe gömmek. Yüz yıllık yeni büyük oyun. Karşımızda çok büyük ve tehlikeli küresel bir proje var. Batılıların 21. yüzyılda hayata geçirmek için bütün kaynaklarını seferber ettikleri yüzyıllık yeni büyük oyun bu. O yüzden bu projeyi püskürtmek zorundayız. Mısır'da İhvan'ın nihai olarak bitirilmesini amaçlayan idam kararlarını engellemek için bütün imkanlarımızı seferber etmek boynumuzun borcudur. Unutmayalım Mısır'daki idam cezaları sadece Mısır'ın değil, bütün İslam dünyasının geleceğiyle ilgili tehlikeli kararlardır. Eğer ihvan çökertilirse ehli sünnet omurga büyük darbe yer ve bir daha belimizi doğrultamayız. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak